Ececiğim. Kızım, bütün gün odandan çıkmadın. Seni merak ettim. Ece, ağladın mı sen? İyiyim Canan teyze, merak etmeyin. Yemekte mi bir şey oldu? Toprak bir şey mi söyledi? Yok, aslında yemek gayet iyi geçiyordu. Hatta ben tam derdimi anlatmaya başlamıştım ki. O kız geldi. O kız kim ya? Gonca. Bu kız var ya, iyice yapıştı ha benim oğlum yakasına. Kim bu kız? Ya bu Gonca kim Canan teyze? Boş ver sen onu. Ne dedi yemekte, ne yaptı, ne anlattı? Toprağın ofisindeki çizimlerden biri elindeydi. Ev annesinin neymiş neymiş. Duygu sömürüsü yaptı. Sonra elindekini masaya fırlatıp çekip gitti. Bak sen. Çok güzelim olmuş. Toprak ağzının payını vermiştir onun değil mi? Oh, bir daha da göremez işte toprağın yüzünü. İşte garip olan da bu. Bırakın ağzının payını vermeyi. Bir sürü dil döktü kıza. Yanlış anladı falan diye. Sen gönlünü ferah tut kızım. Toprağa yakın durmaya da devam et. Ben biliyorum o Gonca'ya ne yapacağım. Kim bu Gonca? Niye bana kimse anlatmıyor? Bu kız nereden çıktı Canan teyze? Hiç kimse değil kızım. Dış kapının dış mandalı, istenmeyen bir misafir. Ama önemli olan ne biliyor musun? Geldiği yere tıpış tıpış geri dönecek olması. Tamam? Bak görüyor musun? Bu saat oldu hala gelmedi eve. Telefonlara da cevap vermiyor. Bu kız geldiğinden beri bu çocuğun huyu değişti. Ay senin de bu rahatlığın beni öldürecek yemin ederim ha. Canan. Aşırı telaş hata yaptırır. Ben mi telaş ediyorum? Sen duymadın herhalde. Bu Gonca çıkmış çocuğun karşısına çatır çatır hesap sormuş. Bizimki de ağzını açıp tek kelime bile edememiş diyorum ya. Ay bu çocuk yoksa abayı mı yaktı bu kıza? Sana çektiyse yandık zaten. Anasıyla uğraştık senelerce, şimdi bir de kızıyla uğraşacağız. Helal, helal. Canan, boşuna vesvese yapıyorsun. Ya ben Tahir'in suratında o korkuyu gördüm. Kızın gerçek babası olmadığı ortaya çıkmasın diye alıp götürecek kızı. Bak görürsün. Bence biz gene de şeyi sağlam kazığa bağlayalım. O Gonca'yı buraya bir yemeğe mi çağırsak? Ha? Ece'nin de böyle bizim yanımızda olduğunu görse, hep beraber bir otursak karşısına, hiç kaşarı kalmasa yani. Artık hepten ümidi keser belki. Rıfat'a esip gürler sonra. Onu ben ikna ederim. Canan, kaş yapayım derken göz çıkaracaksın bak. Ya bir sakin ol. Ben yarın gidip Fatma'yla konuşacağım zaten. Tamam aşkım. Sen konuş Fatma'yla. Ben çözerim o işi.